Sorma sahip, sen kahvaltıya niye buraya geldin? Niye? Yerini mi dar ettim Fahri? Tamam, bir şey demedik. Görüşmelerim var burada, onun için geldim. İyi. Ünal Bey gelecek birazdan. O yüzden mi gerginsin? Gergin mi duruyorum? Hoş bulduk Fahri'cim. Hoş geldin. Boş boş konuşma Hazır. Nasıl hoş gelmiş olabilirim? Hayırdır sabah sabah? Hayır mı, şer mi? Bilmiyorum, onu öğrenmeye geldim. Dün gece toplantı yapmaya karar verdik. Sen işim çıktı diye toplantıyı iptal ediyorsun. Sabah ofisime gidiyorum. Masamın üzerinde bir ceset görüyorum. Ne yapmaya çalışıyorsun Hazır? İşimi? Ne işiymiş o? Hainleri yok etmek. Sen manyak mısın be adam? Ben 40.000 denge gidiyorum. Bir tarafta NATO'cuları tutuyorum. Bir tarafta Amerikalıları tutuyorum. Herkesle uzlaşmaya, masamızı ve ticaretimizi korumaya çalışırken sen gelip bütün dengelerimi alt üst ediyorsun. Hakkı'yı ofisine bıraktım diye mi bütün dengelerini alt üst ettim? Öldüremezsin Hazır. Kafana göre istediğin adamı öldüremezsin. Saçma sapan konuşma. Ben öldürmedim, İlyas öldürdü. İlyas da öldürmedi. Tipiyle Ateş öldürdü. İyi o zaman. Masayı toplayayım. Bir masa üyesini öldürdükleri için ben de onları öldüreyim. Kimin oyuyla yapacaksın bunu? Ekrem'in mi? İşte şimdi haddini aştınızdır. Ünal Bey, sanki çok sevdiğim bir dostunu öldürmüşüz gibi tavır yapma. Zaten adamı öldüreceğimizi konuşmuştuk. Dengelerini bildiğim için seni bu işin içine bulaştırmadım. Zaten ne yapıp edip ilk fırsatta Hakkı'yı öldürüp başlarını belaya sokacak, iki dostumla birlikte yaptım bu işi. Hakkı'nın ölümüne Ekrem göz yummadı mı zannediyorsun? Hakkı toplantıya gelirken aramış, telefonuna cevap bile vermemiş. Senin bu planından Ekrem'in haberi var mı? Reşit boş yere içeriden çıkmadı Ünal Bey. Hakkı'nın malları diye yakamıza boş yere yapışmadı. İstedikleri Hakkı mekanımızda ölsündü, masamızda öldü. Bir anlaşmazlık yok. Ben o malları CIA'ya vermek zorundayım Hazır. Yoksa
çok büyük anlaşmazlıklar çıkacak. Olacak olanlara ben bile engel olamam. CIA'ya istediğini verebilirsin. İyi o zaman. Söyle Yaşar'a versin. Sen buradayken arayalım. Ben de seni arayacaktım reis. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Ünal Bey yanımda. Masanın lideri olarak bir talimat verdi. Onu sana iletiyorum. Ben talimat malimat almam reis. Ünal Bey ne söyleyecekse gelsin burada söylesin. Masanın lideri sonuçta. Yok diyecek halimiz yok. Tamam. Ünal Bey buradan çıkınca yanına gelir. İyi tamam. Ben Yaşar'ın çöplüğüne mi gideceğim? Yaşar her zaman senin çöplüğüne gelmiyor mu? Sen malları istiyor musun? İstemiyor musun? Geçen gün Reşit'e malları ver dedim. Vermedi. Gördüğün gibi talimat alan bir adam değil. İyi o zaman. Ben Yaşar'ın çöplüğüne giderim. Ve masamda talimat almayacak adamın canını alacağını söylerim. Ama sen de şunu bil. Derdin nedir? Sorunların nedir? Umurumda değil. Ama böyle başına buyruk, kafana göre davranmaya devam edersen yaşamaya devam edemezsin. Adresimi soran olursa verirsin. Gerek yok. Seni öldürmek için kimse adres sormayacak. Zaten sen onlara doğru gidiyorsun. Cenazeye katılamadım. Başsağlığına gelecektim. Gereği yok. Ben geldim. Belli yine öfkelisin Şahin. Başına gelen her kötü şeyden beni sorumlu tuttum. Yine öyle yapıyorsun. Seni 20 yıldır öldürmüyorum. Hiç merak ettin mi? Niye? Hiç merak etmedim. Haddin değil. Gayet de haddim. Niye öldürmedin o zaman Şahin? Bugün toprağa verdiğim evladımı korumak için. Sırf bana yaptıklarını senden artanlar ona yapmasınlar diye. Ama bugün kaybedeceğim hiçbir şeyimin kalmadığı bir gün. Evet. Kaybedeceğim bir şey kalmamış. Aklını da kaybetmişsin. Ama sana hak veriyorum. Evladını kaybettin. Ben de evladımı kaybettim. Acısını atlatmak
Zor oluyor. Atlatılabiliyor yani. Evet. Ama zor. Yani senin kaybedecek hala bir şeylerin var. Hepimiz bir gün öleceğiz Şahin. Bu an gelinceye kadar her onu güzelleştirmeye çalışmalı. Sana verebileceğim en önemli tavsiyem bu. Tavsiyen için sağ ol. Tavsiyeni de verdiğime göre sana verebileceğim başka bir şey var mı? Var Ünal Bey. Var. Canın. Ne demeye? Özür mü dileyecekmiş? Özür dilemeye gelmemiş Hatice. Boşanmak için izin istemeye gelmiş. Ben de verdim. Ne demek verdim? Birden dedi ki sopalamıştın onu. Yani sopaladım. Sonra da izin verdim. Ben uşaklara çay götüreyim. Sopayı iyi etmiştin da. İzin vermek ne demek? Asıl onu iyi etmiş teyze. Ben çekemem zaten benim kıymetimi bilmeyen adamı. Ben kimsenin işine karışmayı sevmem ama enişte iyi adamdır. Kimseye kötülüğü yoktur. Niye değilsiniz bu işi? İnsan sevdiklerini sizin durumunuzda görmek istemiyor da ondan. Asıl siz niye edilsiniz bu işi? Ne edelim? Bizim tabiatımız böyledir. Ben daha iyi tabiatları hak ediyorum. Ondan daha iyisini bulamasın da gerisini reis bilir. Ben boşandım hanım. Onlar da boşansınlar. Boşansınlar, anlasınlar yalnızlık ne demekmiş. Abi Ünal Bey geldi. Buyursun. Buyuracak gibi değil abi, kapıda düştü düşecek. Ünal Bey ne oldu? Hadi ver. Seninle konuşmam lazım. Sonra konuşuruz, şimdi hastaneye gidelim. Şimdi hazır. Şimdi. Beni zehirlediler hazır. Uşaklar, ambulans çağırın. Thank you.
Yavaş. Niye hastaneye gitmem diye tutturdun? Hastanenin bana bir şey yapacağı yok hazır. Benim de senden başka görecek kimsem yok. Peki. Neler oluyor anlatır mısın? Bir aydır kendimi iyi hissetmiyordum. Birkaç tetkik yaptırdım. Bir sonuç çıkmadı. İkna olmadım. Yurt dışında güvendiğim bir arkadaşım var. Kan örneği ve birkaç doku örneği göndereceğim. Bir bakın ve bana haber verin dedim. Bir hafta önce seni zehirlemişler diye haber geldi. Nasıl? Nerede? Kim? Tahmin ediyorum Kıbrıs'ta. Tetkiklerden bana izah edilen radyoaktif zehirlenmeye maruz kaldım. Nasıl böyle bir şeye maruz kalabilirsin ki? Kim yapmış olabilir? Yıllar önce bir dostumu da aynı şekilde kaybettim. Otopside görünmeyen radyoaktif bir maddeyle zehirlenmişti. Kanserdi. Öldü. Geç kalmış bak, adediler üzerine örttüler. Peki niye burada duruyorsun? Şu tahlilleri yaptırdığın yere güvendiğim bir uçakla gidelim. Yurt dışından ilaç getirdim. Öncelikle bu hatayı durdurmam gerek. Durduramazsam sonuç malum. Bu işin kimi yaptığını öğrenemedin mi? Bu maddenin Kıbrıs'a nasıl getirtildiğini ve bana nasıl verildiğini öğrenmek üzere. Ettiğinizi söyledi. Bana da sizinle burada buluşmak istediğini söyledi. Bilmem gereken bir şey var mı Ahmet? Vallahi bilmeniz gereken tek şey var Ünal Bey. Biz bunlarla anlaşamayız. Bir karar vereceksiniz ya onlar ya biz. Behzat. Belli ki İlyas'ın konuşmaları ve hareketleri sana bir had vermiş. Ama şunu bilmelisin ki burada hadleri sadece ben belirlerim.
İlyas'a bu haddi vermemin nedeni senin gibi birçok adamı ona yok ettirmemden kaynaklanıyor. Tamam. Bana da İlyas'ı yok etme haddi verin. Hiçbir zaman emrinizden çıkmayayım Ünal Bey. Bu da bir başlangıç Behzat. Merhaba. Nal Bey, ben bu odada sizi yalnız sandığım için merhaba dedim. O yüzden bu merhabayı sadece siz üstünüze alın. Ben abim gelene kadar dışarıda bekleyeyim. Geç İlyas, geç otur. Behzat da seni öldürmek için izin istiyordu benden. Ha. Tam çıkıyordum ki konu bir anda ilgimi çekmeye başladı. Allah aşkına Ünal Bey, bir müsaade etsenize beni bir öldürsün. Hatta şöyle yapalım, şurada şu dakika beni öldürsün, he? Yıllarca kendime böyle bir düşman aradım. Ama maalesef düşmanlarım didişecek kadar uzun yaşamadılar. Bunlar böyle didişirken izlemek keyifli oluyor. Sen ne diyorsun? Gençliği hatırlatıyor. Herkes hayatının bir döneminde cahil olur Haşmetciğim. Kusura bakmayın Ünal Bey, geç kaldım. Evet Hızır. Ama illaki geçerli bir sebebin vardır. Buyur. Var Ünal Bey, var. Var. Neymiş? Meraktan bu kadar geberdiğini bilseydim daha çok bekletirdim. Belli ki bunlar bizi dedikoduya çağırmış abi. Kes lan sesini. Paçalılar dün eski huylarını, eski işlerini bıraktıklarını söylemediler mi? Bırakmadınız mı Haşmet? Bıraktık. Alparslan! Kim? Hızır. Nedim Sivri. Yani? Hırsızlıklarını bunların üzerinden yapmaya devam etmişler. Yani işi bırakmamışlar. Taşeron tutmuşlar. Kim diyor bunu? Bu mu? Haşmet dayı. He dayısı. Bizde yiyen çok Hızır. Böyle her tuttuğunu karşımıza getirip taşeronumuzda ilan edersen işimiz var seninle. Ben az önce bunun kardeşini öldürdüm. Sizin arkadaşlarınıza devrettiğiniz depolardan birinde. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Size ait olan ama sizin değilmiş gibi göstermeye çalıştığınız depolardan birinde. Ulan öldürdüysen öldürdün. Ne hava yapıyorsun? İlla her öldürdüğünümüzle bağlantısı mı olacak?
Bu duyduklarım doğru mu Hükmet? Tam olarak öyle değil Ünal Bey. Yani sizinle konuştuktan sonra işleri bıraktım. Ama tabii façallar arkamızda imajı yaratmak için bunlar ismimizi kullanıyor belli ki. Öyle değil mi Nedim? Sen nasıl diyorsan öyledir dayı. Yanlış. Burada ben ne diyorsam o. Öyle değil mi paçalılar? Size soruyorum. Yani lider sensin Ünal Bey. Sen ne diyorsan o. Bundan sonra ben şu iş yapılacak diyorsam yapılacak. Yapılmayacak diyorsam aklınızdan bile geçirmeyeceksiniz. Hapaslan. Hükmet. Bundan sonra bir daha böyle bir yanlış yaparsanız bunun yerinde kardeşin Behzat olur. Fuat, bizi çağırdı, niye kendisi yok? Bana niye soruyorsun tipi? Ben nereden bileyim? Sen bilmeyeceksin de kim bilecek? Sen onun yaveri değil misin? Bütün parayı biz sana vermedik mi? Sen götürmedin mi? Ben bana söyleneni yaptım İlyas. Yani sizden parayı aldım, Ünal Bey'e teslim ettim. Fuat, eskiden de ikili oynayan bir adamdın. İzzet'in yanında da öyleydin. Hala da böylesin. Burada herkes kendi çıkarının peşinde. Bunun adı ne zamandan beri ikili oynamak oldu Hükmet? Sana bir şey söyleyen olmadı. Sen kendi çıkarlarının peşinden koşmaya devam et. Ya kardeşim, bizim işimiz var, gücümüz var ya. Şu saatte burada olun dediniz, kalktık geldik buraya. Ya madem gecikecektiniz, işimizi gücümüzü halledip öyle gelirdik biz de. Benim aklım orada kaldı. Bora, senin kalmadı mı? Ya belli ki burada bir işimiz var Tufan'a. Sonuçta hepsi birbirine bağlantılı. Fuat. Ünal Bey'e gelmeden önce söylemek istediğin bir şey var mı? Ne gibi reis? Benim için fark etmez herhangi bir şey. Açıkçası ben Ünal Bey gelince konuşmak isterim. Ben de öyle isterim Fuat, ben de öyle isterim. Ama Ünal geldikten sonra konuşulması gereken şeyleri söylemezsen dışarıda seninle baş başa kalırız ona göre.
Kusura bakmayın beyler. Hepimizi ilgilendiren çok önemli bir telefon görüşmesi yapıyordum. Bu yüzden biraz geciktim. Neymiş o hepimizi ilgilendiren görüşmeniz Ünal Bey? Alp Aslan ne görüştüğünüzü sordu. Ben de kimle görüştüğünüzü sorayım bari. Madem herkesi ilgilendiriyor. Hepimizi ilgilendiren konu ihanet. Masamızın değişmez kuralı, ihanet eden ölür. Ben de aynı fikirdeyim Ünal Bey. Oturun da. Kim kime ihanet etmiş? Nasıl etmiş? Detaylarıyla konuşalım. Gereğini yapalım. İhanet eden insanla aynı masaya oturmam. Gereğini yaparım, sonra otururum. Dün gece duyduğum zaman inanamadım. Hızır'ın paralarının eksik olarak ödendiğini teyit ettim. Meğer Fuat, paranın bir kısmını Zeki Sivri denilen mahlukla işbirliği yaparak götürüp ona vermiş. Yani Fuat, tek başına benden aldığı, senden çaldığı parayı götürüp Zeki'ye vermiş öyle. Aynen öyle Hızır. Diyelim ki öyle. Adamı konuşturmadan öldürmek ne demektir Ünal Bey? Evet Ünal Bey, şimdi biz nereden bilelim? Fuat'ın bu masada seninle ya da Rafet'le işbirliği yapmadan bize ihanet ettiğini nereden bilelim? Boş konuşuyorsun tipi. Bilmediğin şeyler var. Neymiş o bilmediğin şey? Ünal Bey sabah benimle durumu paylaştı. Ne kadar üzgün olduğunun şahidiyim. Benden Zeki tarafını araştırmamı istedi. Öğrendiğim kadarıyla Ünal Bey haklı. Fuat'la Zeki işbirliği yapmış. Ünal Bey. Fuat'a tek bir soru bile sormadan öldürmüş olman sana sadece zaman kazandıracak. Ama o zaman da fazla bir zaman değil. Nasıl olsa Zeki'yi bulacağım. Kimlerle ilişki kurduğunu öğreneceğim. O zaman da ihanet eden her kimse aynı yaptığın gibi hiç kimseye bir şey sormadan gereğini yapacağım. Masanın lideri olarak benden sana tam yetki. Her kimse ihanet eden gözünün yaşına bakma. İhanet eden siz olsanız bile mi Ünal Bey? Siz bir soru. Ama biraz önce dediğim gibi de ihanet eden ölür.
Dedikleri doğru mudur? Vefat etmiş mi onu abi? Başımız sağ olsun. Başımız mı kaldı ana? Başımız mı kaldı? Allah rahmet eylesin. El basımı yapayım. Evimde misafir etmiş doğum var. Eski doğum bizi rahmet. Rahatsız diye geçen sene. O sebepten dolayı mı kaybettik? Onu o zaman hasta edenler bu sefer öldürmeyi başardılar. Ne diye gizem yapıyorsun oğlum kısa? Doğruyu söylesene. Öldürdüler. Bildiğin öldürdüler. Dağ gibi adamı sırf bizi bitirmek için öldürdüler. Yurt dışında değil miydi? Kim haber verdi? Katilleri kim olacak? Bir gün Ünal Kaplan ölecek ve sen ardından gözyaşı dökeceksin deseler asla inanmazdım. Zoruma giden sadece Ünal Kaplan'ın ölmesi değil. Alparslan. Bizi öldürdüler bizi. Nefes aldığımıza bakma. Ulan takar reisi. Dalga nedir bilmezsin. Fırtına nedir bilmezsin. Takandan ne taşırsın bilmezsin. Başına gelen her felaketi benden bilirsin. Merhaba Özür. Merhaba Ünal Bey. Akşamki kurabiyelerden var mıdır? Hiçbir zaman bu kadar yakınımda olmadın Özür. Senden hain çıkmaz. Gel sana bir sarılayım.
Ne o sömürge valisi gibi adaya çökmüş oturuyorsun? Senin Amerikalılarla bozduğun dostluğumuzu düzeltmeye çalışıyoruz Hazır. Hani emekli olmak yoktu Ünal Bey? Lider sensin. Nasıl emrediyorsan o. Çocuklar kadar mutluyum Hazır. Hoş geldin İlyas'cığım. Ölmek nasıl bir şeymiş Ünal Bey? Senin gibi yaşamaktan daha iyi İlyas. Nasıl olmuşum? Sezar'ın hakkını Sezar'a ver. İsmini son zamanlarda çok duyuyorum Akif. Biz çocukluğumuzdan beri sizin adınızı duyuyoruz Ünal Bey. Annenden mi? Merhaba Ünal Bey. Bu tavsiyeleri genellikle kadınlara yaparım ama korunmalısın Akif, korunmalısın. Anlamadım. Dikkat et diyorum. Deniz. Güneş. Özgürlük. Bahar olsun be Özer. Dönmeye niyetiniz yok mu efendim? Hazır olsaydı cenazesine gelirdim. Ama o gitmemiş. Ben niye geleyim? Benim olmasını istediğim tek kadın... ...sizsiniz Ceylan Hanım. Ölümden hiçbir zaman korkmadım. Korkmam da. Ben de bir yol yürüdüm. Büyük bir mücadele verdim. İsterim ki mücadelenin sonu bu kadar çabaya değsin. Mesela hiç kimse benim kadar iyi yaşamamıştır. Ve tabii hiç kimse benim kadar iyi ölemez. Geldim yine, üryan giderim. Ölmemeye de armağanım var. Azrail gelmiş de can talep eyler. Benim can vermeye dermanım var. Azrail gelmiş de can talep eyler. Benim can vermeye dermanım var. Gelirler huzurum mahşerde divan dururlar. Harami var diye korku verirler. Benim ipek yüklü kervanım var. Harami var diye korku verirler. Benim ipek yüklü kervanım var.
ki ismini verler. Ah oldu yedi. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.